Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sizlere Photoshop'un kendi ağaç kütüphanesini kullanarak projenize nasıl ağaç ekleyebileceğinizi göstereceğim. Bir önceki videoda ağaç görselleri indirebileceğiniz web sitelerden bahsetmiştim. Bunların dışında Photoshop'un kendi içerisinde de ağaç görselleri kullanabileceğiniz bir kısım bulunmakta. Yalnız Photoshop'un bütün sürümlerinde bu özellik bulunmamakta. Benim kullandığım Photoshop CC 2019 versiyonu. Yani bundan önceki versiyonlarda bulunmayabilir. Ağaç görseli indirmek için yukarıda bulunan araç çubuğundan Filter, Render ve buradan Tree'yi seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra karşınıza birkaç tane ağaç seçeneği çıkacaktır. Buradan Base Tree Type'dan seçebileceğiniz bazı ağaç tipleri bulunuyor. Yalnızca 34 tane ağaca sahip olabiliyorsunuz ancak daha hızlı bir şekilde çalışmak istiyorsanız Photoshop'un kendi içerisindeki ağaç kütüphanesinde kullanabilirsiniz. Sınırlı sayıda ağaç olduğu için yine kendiniz istediğiniz tipte bir ağacı indirerek de projenizi uygulayabilirsiniz. Örneğin buradan Zelkova ağacını seçiyorum. Bu kısımda bulunan ayarlardan ışığın yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Ağacınızın ne derece aydınlık olacağını buradan seçebilirsiniz. Yapraklarınızın boyutunu seçebilirsiniz. Daha yoğun yapraklı veya daha az yapraklı bir ağaç elde edebilirsiniz. Böylece mevsime göre de değişiklik yapmış olursunuz. Bu kısımdan dalların uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ve gövdesinin ve dallarının kalınlığını da yine bu kısımdan ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra OK'ye basarak bu görseli kullanabilirsiniz. Yalnız bunu yapmadan önce yeni bir layer oluşturursanız getirmiş olduğunuz ağaç yeni bir layer üzerinde olacaktır. Ben şu anda yeni bir layer oluşturmadığım için background layer'ıma kaydolmuş oldu. Bunun için bu işlemi geri alıyorum ve yeni bir layer oluşturuyorum. Yeniden Filter, Render ve Tree kısmından aynı özellikteki ağacımı buradan yine bulabilirim ve OK'ye tıklıyorum. Böylece getirmiş olduğum ağaç şu anda bu layer'da olmuş oldu. Ctrl-T'ye basarak bunu boyutlandırabilirim. Şimdi yeniden filter'dan başka bir ağaç tipi getireceğim. Advanced kısmında değiştirebileceğiniz bazı ayarlar bulunmakta. Kameranın açısını buradan değiştirebilirsiniz. Ve buradaki değişikliklere göre nasıl bir ağaç ortaya çıkacağını ön izlemeden görebilirsiniz. Ağaçlar için belli bir renk tonu belirleyebiliyorsunuz. Örneğin mavi tonu seçerek mavi yapraklara sahip olabilirsiniz. Tabii bu gerçekçi olmayacağı için çok anlamlı değil. Eğer bu tarzda değişiklik yapmak isterseniz de buradan rengini seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde dalların ve gövdenin rengini de bu kısımdan değiştirebiliyorsunuz. Yapraklarınızın renk tonunu değiştirebilirsiniz. Flat Shading Leaves kısmından yapraklara gölge vermiş oluyorsunuz. Veya yine bir kontrast oluşturabilirsiniz yaprakların arasında. Böylece hepsi aynı renkte olmayacak. Aralarına belli koyuluklar katacaktır. Yine dallara da bir gölge verebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Buradaki ayarları deneyip tekrar OK'ye basarak yeni oluşturmuş olduğunuz ağacı da getirebilirsiniz ve yaklaştığınız zaman da kalitesi oldukça yüksek ağaçlar bunlar. Ancak yine çok fazla seçenek olmadığı için istediğiniz her ağaca ulaşamayabilirsiniz. Bu yüzden daha önce göstermiş olduğum videoda da ulaşabileceğiniz pek çok ağaç çeşidi bulunmakta. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.